Herkese günaydın çiçeklerim. Öncelikli olarak nasılsınız? Ben dün video yüklemedim. Bu videoda size taze taze gelecek. Şu anda kahvaltı hazırlıyorum. Bir yandan da dedim. Hani şöyle konuşma yapmayı düşünüyordum ama kahvaltı hazırlarken dedim. Bir yandan da bunu yapayım. Maalesef ki hafta sonu ben evde değildim. Ve o esnada ortaya bazı istenmeyen şeyler çıktı. Arkadaşlar, kanalımın üzerinde bir kara bulut dolaşıyor ama hadi hayırlısı bakalım. Hatta bir ara bayağı bir o kadar çok canım sıkıldı ki dedim ki kendi kendime kapatayım. Yeter dedim ya, insanlar benimle uğraşıyor işte. Farklı şeyler oluyor. Takipçiler birbirlerini yanlış anlıyorlar. Benim yüzümden dedim kimse birbiriyle tartışmasın. Geliyorum saniye. En iyisi dedim kapatayım. Buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Hala da daha tam net karar vermiş değilim. Elimde çektiğim birkaç tane video var. Kafamı toplamam için birkaç günün geçmesi lazım. O videoları atacağım. Dün atmadım. Dün çünkü gerçekten de değer verdim. İki takipçi. Gerçekten de yani kah birbirlerini yanlış anladılar, kah beni farklı anladılar. Artık ikisinden de özür diliyorum. Ben kendi adıma en azından. Aslında öyle kötü bir şey de yazılmış değildi. Ben yorumları gördüm, okudum, hatta cevapladım. Sonra o yorumlar gitti. Nereye gitti hiç bilmiyorum. Biri acaba kendi yorumunu sildi de diğer yorumlarda mı silindi? Ben de anlamadım. Dün yazılan onca şey oldu başka şeylere karşılık. Yine onlar da silindi. Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum ya. Kanalda moderatör yok. Kanalın şifresi herhangi birinde, kimsede yok. Bu kanala ben hariç hiç kimse müdahale edemiyor. Ama bazı yorumlar spam mı oluyor? Nasıl oluyor? O yoruma böyle dislike deniyor ya. Öyle bir şey mi atılıyor da o yorumu YouTube otomatik siliyor? Ben de anlamıyorum. Yani inanın kafam böyle kazan gibi. Onun için de çok geç uyandım. Daha doğrusu uyandım ama yatakta dönüp duruyordum. Arkadaşımın kimliği bendeydi. Postadan gelmişti. Onlar evde yoktu. Ben almıştım. O geldi de kalktım. Geliyorum. Kahvaltılıklarımı bir yandan hazırlıyorum dediğim gibi. Şu domates salatalığını da alayım da onları keserken konuşurum en azından. İnanın üzüntüden boğazım ağrıyor. Yani ben böyle üzülünce boğazım şişer. Sanki böyle boğazım şişmiş gibi sürekli öksürme hissi geliyor. Yani şundan sebep aslında oldu bu. Ben size açıklayayım. Şimdi Zeynep Hanım'ın bir kere hiçbir suçu yok. Şu sebepten oldu. Hani böyle ara sıra sonuçta benim bir anlaşamadığım kanal var değil mi? Bir sorun yaşadık yani o kişiyle. Daha önce gül gibi geçinmemize rağmen sonradan sonraya yine bir takipçi yorumu yüzünden bana yapmadığını bırakmadı. Hepiniz artık biliyorsunuz. Sustum, sustum, sustum. Sonunda ben de patladım. Ben de konuştum. Neyse işte olaylar buraya kadar geldi. Nuray Hanım da her ikimizi de takip eden bir takipçi. Beni herhalde 2 yıldan fazla süredir takip ediyor.
ara ara yorum yapar yani. Her videoma yapmasa da ara ara yorum yapar. Ama ne yapar? Atıyorum, iyi akşamlar, iyi günler, iyi bayramlar, işte hayırlı pazarlar, nasılsın? İşte bir yemek yaparım, aa çok güzel olmuş diye yorum yapar. Mesela bir kere ne bir şeydi, şey yapmıştım. İşte ben de şunu şöyle yaparım dedi. Tarifini istedim, hemen tarifini verdi. Hani kötü niyetli birisi değil. Evet, her ikimiz de takip ediyor. Ha bu arada şunu da belirtmek isterim. Her iki kanalı da takip eden belki de 30-40 kadar insan var. Aramızda olan meseleye asla herhangi bir yorum yapmadılar. Hiç karışmadılar. Sonuçta onları ilgilendiren bir şey değil, değil mi? Onunla benim aramda olan bir mevzu. Neyse yani. Hani ben de Zeynep Hanım, Nuray Hanım şey yazmıştı videoya. İşte kızım sınava girecek, bana dua eder misiniz falan diye yazmıştı. Nuray Hanım da çok güzel bir temenniyle başlamış. İşte her iki kanalda da varsınız. İşte oraya da övgüler yağdırıyorsunuz. Eğer yanlışsam hakkınızı helal edin diye de yazmıştı hatta. Ben de her ikisini de kırmadan güzel güzel açıklamamı yaptım. Pardon. Benden önce Nuray Hanım artık o an canı bir şeye mi sıkkındı neydi anlamadım ama Zeynep Hanım'a sinirli sinirli yorumlar yazmıştı. Ben de ortalığı yatıştırmak adına Zeynep Hanım'a açıklama yaptım. Yani Nuray Hanım dedim, evet her iki kanalı da takip ediyor. Belki diğeriyle hani öyle bir yorum yazmış diğer kanala. Özelden görüştüğüm tek kişi sensin falan diye yorum yazmış anladığım kadarıyla. Yazabilir, görüşebilirdi arkadaşlar. Herkes herkesle istediği şekilde özelden de görüşür. Evine de gider. Ne bileyim yani telefonlaşır da dertleşir de buna engel var mı? Yok. Ben tercih etmiyorum sadece. Kimseye telefon numaramı vermiyorum. Özelden görüşmüyorum. Nuray Hanım bu yorumu da orada görünce hani sanmış ki Zeynep Hanım gelip sürekli aralık karıştıranlar var ya, geliyorlar bana. Geçen mesela Fatma bilmem neydi, hatırlamıyorum. İkidir dikkat ediyorum, sonları yıkamıyorsun. Sana ne be, sana ne? Geliyor bana eleştiri yapıyor, diğer tarafa gidiyor yıkama yağlama yapıyor. Yani bu laf da biraz ağır oldu ama kusura bakmasın artık yani. O tarz bir insan zannettiği için sormuş. İşte dediğim gibi her ikisi de birbirini yanlış anladı. Ben de arayı düzeltmek adına yorum yapınca Zeynep Hanım bana kırıldı. İşte ben ne söyledim de işte sinirlenecek de şöyle de böyle de yazmış. Takipten çıkıyorum, şudur budur. Ben sana tek yazdığım şey Zeynep Hanım dedim. Yanlış anladınız. Lütfen uzatmayalım konuyu. Bunu da söylememin tek sebebi öbür kanalın böyle fitne fücur takipçileri ve kendisi bu durumdan gerçekten de çok büyük zevk alacaklar. Dedim ki hani burada bir şey olduğunu düşünmesin hiç kimse. Bu konuyu uzatmayalım daha fazla ki hani sevinmesinler. Gerçekten de istemiyorum ya. Sevinmesinler. Düşmanımı sevindirmek istemedim. Bundan doğan ne var? Sadece oraya yazdım. Tek bir kelime uzatmayalım. Bu kadar. Zeynep Hanım alındı. Takipten çıkıyorum. Şöyle böyle işte onu savunuyorsun. Savunmak değil. Ben bildiğimi söylüyorum. Ben sizi de savunuyorum. Biri size laf söylediği zaman ben sizleri savunmadım mı? Benim takipçilerim değerli. Bu kanalda istedikleri her şeyi yazabilirler. Hakaret olmadığı sürece diye. Defalarca söylemedim mi? Defalarca yorumlarda yazmadım mı? Hadi yazmadım. Bizi savunmadın değil. Neyleri nereye koymuşuz ya? Yani ay şu peyniri bir bulardım. Ben
yeri geldi sizi savundum. Yeri geldi karşıdaki insanlara karşı benim takipçilerime hiç kimse laf söyleyemez dedim. E şimdi ne oldu? Bak bunun da şeyi açılmış. Ya uf. Bir bakmadan niye ağlarsın be adam ya? Uf. Bunu da burada söyledik. İnşallah tadı bozuk değildi. Şuradan bir gıdımcık bakacağım tadına. Dün başımıza kötü bir şey geldi de. Şimdi market ismi de görünecek de şöyle yapayım. Şu peynirden aldık. Evde peynir yok diyor. Adamcağız nereden bilsin? Kapağı kapalı bu şekilde. Getirdi. Ben kahvaltıyı açacağım. Bu arada bunu da sıkıştırayım. Aynen şöyle oldu bakın. Markada görünecek ama şöyle yapayım. Kapağını bir açtım. Şu üst kısım tamamen küflü ve burada 4 parça olması gereken yerde 3 parça. Düşünün yani. Şimdi de kağıdın bir kısmı böyle açılmış gibiydi. Dedim eyvah yine açık bir ürün vermişler. Yani o günden beri aşırı derecede üzgünüm. Aşırı derecede aslında ben de sinirliyim. Çünkü gerçekten de ben bunları hak etmedim. Ve ben bunları yazdım diye hadi Zeynep Hanım alındı çıktı. Yine çok sevdiğim başka bir takipçi de ben de çıkıyorum siz Nuray Hanım'ı savunuyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra Nuray Hanım ona bir şeyler yazmış. Ben sadece bildirimlerde görüyorum. Yorumları da göremiyorum. Bir şeyler yazılmış orada ama Nuray Hanım'a hatta beni tehdit ettiniz diyor. Yok ekran görüntüsü aldı falan. Kim ekran görüntüsü aldı? Kim kimi tehdit etti? Sadece bu kadarlıklarını okuyabiliyorum. 3-5 kelime. Altına başka bir takipçi. Yine böyle çok sevdiğim. Hatta benden büyük abla. Gamze Hanım kesinlikle size katılıyorum. Çıkmak istiyorsanız en büyük özgürlük arkadaşlar. Ben buraya size kafanıza silah dayayıp kolunuzdan çekiştire çekiştire eteğinize yapışmış bir şekilde getirmedim bu kanala. Siz beni izlemeye değer buldunuz, layık gördünüz, geldiniz, izlediniz, desteğiniz çok büyük üstümde. Giderken de hepiniz hakkınızı helal edin, öyle gidin. Gidenler için söylüyorum. Kalanlar da video atarsam izlerlerse ne mutlu. Yok atmaz kanalı kapatırsam yapacak bir şey yok. Gerçekten ben çok etkilendim. Çok canım sıkıldı. Elimden geldiği kadar sizlere güzel videolar çekmeye devam ettim. İçerik üretmeye devam ettim. Farklı tarifler vermeye devam ettim. Türlü hakaretlere uğradım. Türlü türlü laf işittim. Sağdan soldan duyduğum laflar zaten hani YouTube aracılığıyla değil, memlekete gittiğimdeki duyduğum laflar. İnanın yenilir yutulur cinsten değil. Burada onları ben açıklayamam. Sonuçta aile içi bir mesele. Ama o kadar çok yalan dönüyor ki diğer taraf yalanlara sığınıyor sadece. Birçok şey yalan. Hakkında söylediği birçok şey yalan. Ha bunu ben biliyorum. Eşim biliyor. Yalan olduğunu kayınvalidem biliyor. Görümcem biliyor. Ne bileyim yani akrabaların bazıları biliyor. Diğerleri de inanırsa inansın. Yapacak bir şey yok. Ama
hani derler ya, düşmanının bile hayırlısını versin insana diye. Ne yani ne? Ne? Şimdi burada böyle sürekli bana laf göndermeler, beddualar, onlar bunlar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermeler. Ne oldu? Burası koskocaman bir okyanus. Ben kanal sahibim, sen kanal sahibisin, öbürü kanal sahibi, diğeri kanal sahibi. Hepimiz buranın bir çalışanıyız. Yani okyanustan birer damla kazanıyoruz biz. Ha ben bir damla kazanırım, sen 5 damla kazanırsın, öteki 10 damla kazanır. O kadar çok YouTube kanalı var ki. Yani biz birbirimize böyle şey mi yapıyoruz? İnatlaşarak mı kanal açıyoruz? Ya da birinin kazancından kesilip bana mı veriliyor? Bütün mesele bu aslında. Yok kıskanmak, yok bilmem ne. Olaylar buraya kadar geldi. Büyük bir anlaşmazlık, büyük bir düşmanlık. Neyse, işte olay bu. Hani birçok takipçi de yazmış, olay nedir bilmiyoruz. Çünkü yorumlar gerçekten nasıl siliniyor, aklım hayalim almıyor yani. Oraya giriyorum, oraya giriyorum, YouTube'a mesaj atıyorum, yorumlarım neden siliniyor, neden kaldırılıyor? Hiçbir sonuç elde edemiyorum. Acaba diyorum spama düşüyor, hani görünme yasaklanan kelimeler var YouTube'da. Acaba onlardan mı oluyor diyorum, inceleme için bekletilen yorumlarda mı diyorum. Bakıyorum orada da bir şey yok. Orada görürsem hemen onaylıyorum, kanala düşüyor zaten. Akşam Duray Hanım'ın, Gamze Hanım'ın yazdığı hiçbir yorum yok ortada. Kanalda yok yani. O postun ya da videonun altında çıkmıyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Kendi aralarında bir sürü şey konuşmuşlar ama. O diyor ben giderim. Öbürü diyor ben takipten çıkarım. Çıkın arkadaşlar, çıkın. Kimse kalmasın. Ben bu kanalı sıfırdan kurdum ya. Uykusuz gecelerimi ben biliyorum. Şiş gözlerimi ben biliyorum. Ben kimsenin beni tanıtmasıyla onunla bununla bu yere gelmedim. Hiç kusura bakmasın insanlar. Ben bir abone için canlı yayınlarda saatlerimi harcadım be. Yemeğimi yapıyordum. Pandemi zamanıydı, eşim yoktu. Çocukların önüne koyuyordum. Ben alıyordum telefonu, diğer odaya geçiyordum. Neymiş? Bir abone kazanacağız. O halde bile yemeğimi asla aksatmadım. Yeterli o laf söyleyene gelsin. Kayınvaliden olmasa yemek de yapmayacaksın. He he. Biz aç geziyoruz çünkü. Bak şimdi kayınvalidem yok. E o zaman niye kahvaltı hazırlıyorum ben? Kayınvalidemi görünce mi götürdük? Çünkü biz acıkmıyoruz değil mi? Benim yemeğimi gidiyor, yani komşu getiriyor değil mi bana? Kayınvaliden olmasa yemek de yapmayacağım. Ben kayınvalide olsam üzülürdüm. Hiç de üzülmedi. Üzülecek bir şey yok. Ben onun için kendimi feda ediyorum. Sabah erkenden giriyorum mutfağa. Çeşit çeşit kahvaltılık hazırlıyorum. Güzel sofralar kuruyorum. Kadın evde böyle şeyler yemiyor ki. Yapamaz zaten onların çoğunda. Bu kadar çok çeşit zaten bilmezler. Artı dolaptakileri alıp tepsiye koyacak hali yok ki. Yengem hazırlıyor şu aralar. Ameliyat oldu olalı. Önce de hasta, ayaklarından ayakta duramıyor kadın. Geçip de tezgah başına saatlerce bir şey mi hazırlayacak? Ben kek yapıyorum, poğaça yapıyorum, kurabiye yapıyorum. O kadar mutlu oluyor ki. Farklı farklı yemekler yapıyorum. Özellikle onun sevdiği yemekleri yaptım ben buradayken. E çünkü belli bir süre kendisi yemek yapamayacak.
Ne olacak? Sevdiği yemekleri dedim burada yesin. Ha, şimdi görmeyeceğim de. Bir 15 gün orada kalacak. O da sağ olsun. O gün gittik zaten kayınvalidemi bırakmaya. Biz geleceğiz diye. Her şeyini hazırlamış. Etli kuru fasulye yapmış. Kıymalı patatesli şöyle kıymayı köfte köfte yapıyorsun. Patatesle halka doğruyorsun. Tepsiye böyle sıra sıra diziyorsun. Domates, biber falan. Onu yapmış. Patates oturtma diyorlardı şeyde. Muğla'da. Gölcük'te. Yanına bir de pilav yaptı. Salata yaptı. Ayran yaptı. Sofrayı bir donattı. Acıkmıştık da. Vallahi o kadar güzel. Zaten eli de çok lezzetli. Annesinden öğrenmiş zamanında. Hemen kahve geldi ilkten. Ondan sonra yemek yedik. İlla çay içelim falan. Biz gezeceğiz diye kalktık. Eğer oturaydık daha. Orada oho daha pastalar getirdi. Kurabiye şey yapmış. Zaman yok alam yapamam diye fırından kurabiye aldırmış eşine. Vallahi onları da getirdi yedik. Daha diyor karpuz kesin, meyve kesin. Dedim bizim vaktimiz yok. Biz zaten öğleden sonra çıktık geldik. İzlersiniz o videoyu da. Yani öyle arkadaşlar. Durum bu. İki takipçi birbirini çok da uzatmayayım. Yanlış anladıkları için. Gerçekten de Zeynep Hanım, Nuray Hanım üzecek herhangi bir şey yazmamış. Sadece tek yazdığı şey. Her iki kanalda da varsınız. Kanallar arasında da bir çarpışma olduğu için. Hani acaba burayı karıştırmaya gelen biri mi diyerekten öyle bir zannettiği için ki hakkını helal et de yazmıştı. Nuray Hanım'ın da artık ters bir zamanla mı denk geldi? Canı mı sıkkındı? Üzgün müydü? Bilemeyeceğim. İşte siz bana bunu yazamazsınız. Öyle bir hakkınız yok. İşte çok sinirlendi falan yazınca ortalık karıştı. Ben Nuray Hanım'ı savununca vay sen Nuray Hanım'ı savundun. Zeynep Hanım'a ben kötü bir şey demedim ki. Neyse artık kendimi açıklamayacağım. Bu konuyu da burada kapatıyorum. Ben kahvaltımı hazırlamaya devam ediyorum. Bu videoyu hemen yayına koyacağım arkadaşlar. Çok merak edenler buyursunlar, izlesinler. Diğer videolarımda sırasıyla yükleyeceğim. Eğer internet olayı olursa kayınvalidem gitmeden burada çektiğim videolar vardı. Onlardan da birini akşama doğru koymayı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalın akıbeti hakkında henüz karar vermiş değilim. İlerleyen günlerde düşünmem lazım arkadaşlar. Gerçekten şu kafamı toplamam lazım. Çünkü benim çok sevdiğim insanlardan böyle şeyler duyunca ben kendime gelemiyorum. Bu gece hiç uyumadım. Neyse.